Kamuoyunun malumu olduğu üzere 19 Mart 2017 tarihinde Mazlum Der bir olağanüstü genel kurul yaşamış ve insan hakları mücadelesinin tarihine utançla yazılacak bir takım olağanüstü kararlar alınmıştır. Olağanüstü genel kurulun toplanması için yasal süreç tamamlanmamış ya da tamamlanmış. Bu bir teknik meseledir. Ancak ortaya çıkan sonuç, ülkenin içinden geçtiği meselelerin topyekün halli ruhunun bu kadro tarafından ne kadar benimsendiğinin çok net bir fotoğrafıdır. Biz Diyarbakır Şube olarak 12 yıldır bu hegemonyaya karşı hukukumuzu savunduk ve en son güç düşkünü bu hegemonya tarafından diğer 15 şubemizle birlikte tasfiye edildik. 5 tanesinin bugüne kadar herhangi bir eylem ve söylemine şahit olmadığımız ama içimizdeki uyuyan hücreler olduğunu ancak idrak ettiğimiz toplam 10 şube, sivil bir 28 Şubat MGK'sı gibi toplanarak sivil bir OHAL ilan etmiş ve yayınladığı sivil KHK ile 16 şubeyi kapatarak o şubelere bağlı üyeleri de ihraç etmiştir. Bu gözü dönmüşlük, hak ve adalet duygusunu öylesine köreltmiş ve gerçeklikle bağını o kadar koparmış ki olmayan Bingöl Şubesi de kapatılmıştır. Ortaya çıkan bu sonuç, insan hakları tarihine sivil bir hak örgütü eliyle yapılmış olduğu için utanç olarak yazılacaktır. Ancak bizim alnımız ak, yüzümüz paktır. Çünkü bu utanç bizim değil, insan hakları elbisesinin altına cuntacı generallerin üniformasını giymiş, aklını güç tutkusunun esaretine teslim etmiş azgın bir azınlığındır. Açık ve yüksek sesle söylemek isteriz ki, yasal gerekçe meşruiyet gerekçesi olamaz. Ve hukuki süreci tamamlanmamış 19 Mart 2017 tarihli olağanüstü genel kurul, yasal olarak mümkün olsa dahi aldığı kararların tamamı nezdimizde 28 Şubat MGK kararları gibidir. Gayrimeşrudur, askeri despotluğun sivil kıyafet giymiş halidir. 20 dilde yazılmış bir pankart üzerine bir tek Kürtçeden rahatsız olan makbul adamları yoldaş bilen, eşitlik ve adalet diyen her sesi kardeşlik edebiyatının muğlaklığında boğan, arkadaşlarının devlet dışı iktidar odakları tarafından yeterince tehdit almadığına üzülen, devletin tehdit eden parmağıyla birlikte onların üzerine yürüyen, iktidarın resmi ve yarı resmi ajanslarından yol arkadaşlarını jurnalleyen bu ihbarcı operasyonel kadro bize kardeşlik hukuku öğretemez. Büyük bir şehirde olmanın büyüklük olacağı yanılgısında olan küçük karakterliler, büyük şehirde dahi çoğunluğu şaibeli imza listeleriyle elde eden güç düşkünleri, gücün gölgesinde gölgelenenler bize ilkeden, hukuktan, adaletten, ahlaktan, özgürlük ve bağımsızlıktan söz edemez. Bu değerleri ağızlarına dahi alamazlar.